Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Sönmezler ve yanımda PUBG Türkiye topluluk yöneticisi Begüm var. Begüm hoş geldin Merhaba, tekrar. hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün neden burada toplandık? Bugün öncelikle en çok merak edilen çıkış tarihini sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda bugüne kadar sorulan soruları ufaktan bir derledik, onları yanıtlayacağız ve yine ön kayıt etkinliği hakkında nasıl kayıt olunur gibi adım adım sizleri yönlendireceğiz ve ön kayıt etkinliğine yeni ödüller eklendi. Bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Kısaca böyle bir günümüzü bekliyor. Süper. İstersen geçen haftaki yayınımız sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ön kayıttan Lütfen. bahsettik. Ön kayıtı nasıl oluruz? Tekrar bir ekrana getirelim. Rejiden bir yardımımızı isteyelim. Ön kayıt için ne yapıyoruz? Öncelikle PUBG'nin web sitesi olan lightpubg.com/tr adresine girdikten sonra kayıt olmak için sağ üst tarafta göreceğimiz giriş ekranına basabiliriz. Girişe bastıktan sonra gelecek olan ekranda hesabımızı oluşturalım. Daha önceden bir e-mail hesabımızın oluşturulduğunu varsayarak zaten bir mail adresi girelim. Ve ardından şifremizi belirledikten sonra bir onay e-mail adresine gelmesini bekliyor olacağız. Oyuncularımızdan şu şekilde sorular aldık aslında Begüm. Ben de daha sonrasında takip ettiğim zaman gördüm. Kodu ne zaman alacağım ya da nasıl alacağım gibi ya da etkinliğe nasıl katılabilirim gibi sorular Evet. vardı. Bunu yapmamızdaki sebep bu aslında. Aynen. Kodla alakalı şunu söyleyebiliriz. Bu ön kayıt işlemini tamamladıktan sonra kodlarınız oyunun çıkış tarihi döneminde e-mail adreslerinize gelecek. Kayıt olduğunuz e-mail adreslerinize kod olarak geliyor. Onu da oyun içinde dükkan kısmından aktive edebiliyorsunuz. Süper. Şimdi bir hesabı oluşturalım istersen. Ekranda hesabı oluşturduktan sonra mail adresimize gelecek olan e-maili bekliyoruz. Zaten gelmiş. Tekrar bu mail içerisinde şu anda yaptığımız işlem aslında ortadaki tuşa basarak kaydımızı onaylayarak bir PUBG hesabı açtığımızı aslında görüyoruz. PUBG Lite hesabına tıklayarak PUBG Lite hesabını oluşturmuş olduk. Bunun sonrasında ise web sitesine tekrar dönerek PUBG'nin sitesine tekrar dönerek tekrar giriş yaparak aslında sağ üst taraftan yine. Burada biraz önce kullanmış olduğumuz mail adresini kullanarak giriş yapalım ve ekranda gördüğümüz arkada döner bannerlarda gözüküyor aslında. Ön kayıt ol butona basarak aynen öyle. Katılmak için tıklayın butona basarak aslında etkinliğe katılmış olacağız. Buna basmamız yeterli olacak. Aslında bu kadar kolay bir işlem değil mi Begüm? Evet. Evet, yukarıda da zaten bir bildirim gözüküyor. Başarılı bir şekilde katıldığınız bildirimini alan kullanıcılara, Begüm'ün de söylediği gibi çıkış tarihinden bahsettin. O biraz Evet, sürpriz çıkış olacak gibi. tarihini birazdan açıklayacağız. Evet. Alacağız. Bu ön kayıt etkinliğinin bir tane daha yeni bir etkinlik eklendi. Şunu söyleyeyim ben. Ön kayıt için aslında burada ne kazanıyoruz ön kayıtta? Ondan bir bahsedelim. Tabii. M416 Çita ve M416 M416 Kaplan ve Kaplan. Çita paraşütü hediyemiz var. Evet. Ve bununla birlikte bir etkinlikten daha bahsedeceksin. Şimdi sözü sana bırakayım. Tabii. Ekrana da getirebilirsek çok güzel olur aslında. Şöyle bir etkinlik bu da. Aslında sizler ön kayıt oldukça hepinize hediye geliyor. Bu hediyeler de şimdilik ilk etapta sadece iki tane görevi tamamlayabildik. 50 bin kayıta ulaştık 2 gün önce ve iki yeni ödülün kilidini açtık. Bu gördüğünüz gözlük ve Ve atkıyla atkı ile birlikte. beraber ve ikinci ödülün de aslında kilidini açtık. Onu da görebilir miyiz? Ve tam 150 bin ön kayıta ulaştığımız için PUBG atkısı ve uzun kollu tişört, altın renkli ikisi de evet güzel sarı siyah. güzel aslında bir anı olacak bu. Çünkü buna Evet. sadece PUBG Lite'a girebilenler kazanacak. Aynen ve şöyle bir şey var. Bunun sorusunu da alıyorum. Daha önceden ben bu ödülü aldım, yine alabiliyor muyum? Evet, alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki tane şu an kilidi açılmamış ödülümüz kaldı. Bunlar için 300 neler bin yapmamız gerekiyor? 300 bin ön kayıt ve 500 bin ön kayıta ulaşırsak eğer ödüllerin kilidini açabileceğiz. O yüzden arkadaşlarınızı etiketleyip ön kayıt olmamış arkadaşlarınızı
şey yapabilirseniz, davet edebilirseniz bu güzel kostümler hesabınıza kalıcı olarak eklenecek. Süper. Hatta ben burada şunu paylaşabilirim. Biz kayıtları ayın 9'unda başladık ve 22'sine kadar devam ediyor dedik aslında. Evet. Yaklaşık bir hafta geçti. Çünkü geçen hafta yaptık aslında yayınımızı. Bir haftada 150 bin gibi bir rakam ulaştıysak ben tahmin ediyorum ki 500 bin kilidini de çok rahatlıkla aşarız Bence diye tahmin de. ediyorum. 500 çünkü. binin ödülü bu arada gerçekten çok güzel. Yani bunu gören bir insan olarak söylüyorum. Bakalım neler getirecek. Teşekkür ederiz Recep'e. Peki bunun dışında bize gelen başka sorular da olduğunu biliyoruz. Evet. Bugün zaten soru-cevap etkinliği olarak bir aradayız. İlk soruyla başlayayım ben. Çok Tabii. fazla soru var. Çıkış tarihiyle ilgili sorular olduğunu tahmin edebiliyorum. Şu anda canlı yayında gelen sorulara bakamıyorum ama ilk soruyla başlayayım aslında. Sunucuların nerede olacağı konusunda çok fazla soru var. Evet. Sunucular nerede olacak? Sunucular. Sunucularımız öncelikle PUBG Lite beta sürümü Türkiye'ye geliyor ve sunucular en çok optimize edilmiş Amazon Web Service denilen sunucu Sunucularda üzerinde durumda. konumlanacak. Sizin deneyiminiz bizim için en önemli. Dolayısıyla en çok iyi oyun deneyimini yaşayabileceğiniz sunucuda Türkiye oyuncuları için yüksek hani ping değeriniz olsun, FPS'iniz olsun. Bu konuda içinizin rahat edebileceği bir sunucu üzerinde konumlanıyoruz diyeyim. Ve aynı zamanda da optimize etmeye devam edeceğiz sunucuları. Süper. Zaten PUBG Lite'ın iki deneyen, önceden deneyen Evet. şanslı adaylar olarak aslında performansın ne kadar farklı olduğunu ve Aynen. güzel değerlere sahip olduğunu biliyoruz. Bunu bir de Türkiye sunucusu olarak açtığımız aşamada aslında ne kadar güzel Kesinlikle. rakamlara, güzel Çok FPS uzun değerlere, düşük zamandır pingler. aslında beklenen bir şeydi Evet. Türkiye Az oyuncuları kaldı diye tarafından. tahmin ediyorum. Birazdan tarihi söyleyeceğiz. Peki maç eşleştirmeleri biliyorsunuz başta da bastığın zaman eşleştirme yapılıyor. Buradaki faktörler nelerdir? Nelere göre eşleştirme yapılır? Burada biraz daha bilgi verebilir misin bize? Neye Tabii. göre, nasıl eşleştirme yapılır özetle? Maç eşleştirmelerinde öncelikle Türkiye oyuncuları şu an PUBG Lite'ın çıkmış olduğu diğer ülkelerden ayrılıyor. Yani siz tamamen kendi bölgenizin oyuncularıyla Güzel eşleşiyorsunuz. haber. Azerbaycan'dan çok oyuncumuz var. Onlara da bu haberi verelim çünkü çok soruyorlar. Siz de bizim bölgemize dahilsiniz. Dolayısıyla Türkiye'ye çıktığı zaman siz de oynayabileceksiniz rahatlıkla. Kardeş ülkemizle birlikte Aynen. squad Gerçekten gireceğiz öyle. diyorsun, değil mi? Squad Peki. gireriz. Ve şöyle bir şey var. Benzer A ortamındaki oyuncularla eşleşiyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Yani Biraz açmak gerekirse burayı nasıl örnek verelim? nasıl örnek verelim? Yani burada interneti aslında internet İnternet hızı, altyapısı, internet kesinlikle. hızı, internet altyapısı iyi olan oyuncular aslında rakibi olarak yine kendisine benzeyen iyi internet altyapısına sahip olan oyuncularla eşleşiyor Tamamen olacak adil diyebiliriz, bir değil mi? ortam Evet. sağlanıyor aslında. Şimdi hatta bahsedeceğimiz anti-cheat yani çok sorulan bu Evet. hileler vesaire onunla alakalı da açıklamalarımız var. İstersen ona geçelim. Burada Olur anti-cheat lütfen. demişken o zaman. Tabii ki. Hile koruması, anti-cheat, buradaki yapılacak olan planlar, projeler nedir? Şu anda nasıl bir aksiyon alıyoruz? PUBG Lite konusunda bize bilgi verebilir misin? Öncelikle oyunumuz ücretsiz. O yüzden ücretsiz oyunda hilelerin, cheat olaylarının ne kadar daha yoğunlukta olduğunun farkındayız ve buna göre bir anti-cheat sistemi geliştiriliyor. Buna tamamen kendisine adamış bir anti-cheat ekibimiz var. Her şeyden bağımsız. Ve yine dediğimiz gibi adil bir deneyim sunmayı hedefliyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Anti-cheat sistemi aslında PUBG Corp'un en çok önem verdiği, üstüne yoğunlaştığı ve sürekli iyileştirmeye çalıştığı bir sistemdir. Donanım bana uygulanacak, bunu söyleyebiliriz. Donanım bana Açabilirsin istersen ben biraz istersen. bilgi vereyim. Donanım bana bilgisayara özel bir kod vardır. Bunu çok fazla detaylı anlatmama çok fazla gerek yok ama her bilgisayarın özel bir numarası vardır. Ve bu numaraya uygulanacak olan ban diyebiliriz aslında. Aynen Yani ben eğer olur da böyle bir yolla önündeki bir bilgisayarda böyle bir yola gidecek olursam tahmin ediyorum ki o bilgisayarla bir daha oyuna giremeyeceğim. Evet. Sonucuna varabiliyorum. Doğru mu? Evet, doğru. Evet. Buna da donanım bana diyoruz o zaman. Aynen. Donanım Evet. bana çünkü sorulmuştu bu donanım bana uygulanacak mı? Evet, uygulanacak. Üçüncü parti ve izin verilmeyen bir Evet. program kullanılması kesinlikle yasak zaten çoğu oyunda olduğu gibi. Yine eğer böyle bir şeye başvurmuş bir oyuncumuz olursa eğer o oyuncu
oyundan anında kalıcı banlanacak, olarak kalıcı olarak uzaklaşacak. Evet. Ve o bilgisayardan da bir daha giremeyecek evet, aslında. Evet, yani şöyle, hile yapıyorsanız bunun süreli bir durumu yok. Tamamen kalıcı olarak uzaklaştırılıyorsunuz. Aynı zamanda şüphelendiğimiz oyuncuları canlı olarak izleme sistemimiz var. Yani yaptığı tüm hareketleri, bilgisayarın kullandığı programları vesaire bunları tespit edebiliyoruz. Yani hani kaçarı yok diyebiliriz. Bu konuda bu da işimiz haber. Rahat olsun. Evet. Ve ya aslında daha çok konuşulabilecek evet. şey var ama anti-cheat sisteminde şöyle bir durum var. Bu güvenlik nedeniyle çok bir şey açıklanmıyor genelde. Doğal olarak çünkü evet. Güvenlik nedeniyle her şey evet, açıklamam çok öyle. Az mümkün olmuyor. Ben dolayısıyla o yüzden... hani bu kadar bilgi vermemiz yeterli ve hı-hı. siz raporlamalarınızı doğru şekilde oyun içinden yaptıkça ve izin vermedikçe hiçbir şekilde adil bir ortamın dışına çıkmayacağız. Bunu bu açıklamalar dışında aslında bize başka soru sormak ya da spesifik hı-hı. olarak başka bir şey merak eden oyuncularımız varsa bize nereden ulaşabilirler? Bize bu soruları nereden yöneltebilirler? Yani forumlar açılır diye düşünüyorum. Şu anda evet. aktif bir forum sayfamız yok ama sosyal medyadan evet. ulaşabilirsiniz. Ama en önemlisi ulaşmak dışında kendinizin raporlamasını yapması. Şüphelendiğiniz bir oyuncuyu raporlayacaksınız hı-hı. ki biz de onu takip edebilelim ve ona göre cezayı uygulayalım. Evet, sorular ya da detaylar konusunu aslında sormak istemiştim. Bizim yayınlarımız sonuçta devam ediyor olacak. Bu bizim evet. belki ikinci yayınımız ama daha sonraki sanırım yayınlarımızda bir tane daha yapabiliriz. Olacağız. En az bir tane daha yapacağız bir bence. Bir tane daha yapabiliriz. belki orada gelecek olan diğer soruları da özellikle evet. gelecek olan başka sorular varsa teknik ekiple daha fazla bilgi alarak spesifik sorunuza da cevap evet. verebilir durumda olacağız. Belki teknik ekibi konuk ederiz. Belki de aslında neden olmasın. Peki rekabetçi sistemden bahsedelim. Hı hı. Rekabetçi sistemle ilgili Light tarafında, PUBG Light tarafında nasıl bir plan var? Oradan da biraz bahseder misiniz? Şu an tamamen odaklandığımız nokta, hı hı. senin de bildiğin gibi Türkiye'ye çıkışı. Yani evet. Türkiye'deki oyunculara en iyi deneyimi sağlamak. O yüzden şu an spesifik olarak rekabetçi sisteme odaklanmak gibi bir şey yok. Ama rekabetçi sistemin önemli olduğunu ve oyuncularımız tarafından istendiğini de biliyoruz. Çünkü biz evet. Türkiye oyuncuları olarak rekabetçiyiz. O yüzden bu konu üstüne ilerleyen dönemlerde yoğunlaşabiliriz. Hı hı. Şu anda ama planlanan bir şey yok. Peki. Diğer sorumuza geçeyim ben. Partnerlik programı denilen bir sistem vardı, bir program evet. var. Vardı dedim aslında ama çünkü Steam versiyonunda oynayan, ilk çıktığı zaman özellikle çok ilgi çeken bir programdı bu, hı-hı. partnerlik programı. Buradan kısaca bahsedecek olursan ya da bunun PUBG Lite tarafında uygulanıp uygulanmayacağı konusunda, partnerlik programı konusunda bize biraz bilgi tabii, verebilir misin? Tabii, partnerlik programı PUBG Steam versiyonunda şu an olan bir program. O da PUBG'ye gönül vermiş ve onunla ilgili sık sık içerik üreten ve bir topluluğu, bu influencer diye bir kelime çıktı ya aslında evet. influence eder yani etkileyen, yayıncılar diyebilir miyiz bunun için? Etkileyen evet. yayıncılar, onlara partnerlik veriyoruz ve partnerlik verildiği zaman bazı özel ürünler olsun, etkinliklere davetler olsun. Ayrıcalık veriyoruz aynen, o zaman. Ayrıcalıklar evet. kazanmış oluyorlar fakat PUBG Lite'da şu an böyle bir şey yok. Henüz yok. Belki ileride evet, olur. Evet, ileride bizim... olabilir. Fakat şu an yine dediğimiz gibi önceliklerimiz arasında partnerlik programı yok. Bu da çok sıkça sorulan sorulardı. Özellikle yayıncılar tarafından. Evet. Buradan da yayıncılarımızı duyuralım. Fakat şöyle bir şey var. Sizlerle işbirlikleri yapabiliriz. Bu partnerlik programının olmuyor olması hiçbir yayıncıyla beraber bir şey yapmayacağız, içerik üretmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Sadece böyle spesifik bir programımız yok. Anladım. Bu programı en azından beklerken çünkü biliyorum ki PUBG ile birlikte, PUBG'nin Steam versiyonu birlikte çok ünlü olan yayıncılarımız var. Evet. Güzel de oynuyorlar tabii ki. Hakkını da vermek lazım mutlaka. PUBG Lite'da da buna benzer ya da belki de en az onlar kadar izlenecek olan yayıncılar olacağını tahmin kesinlikle ediyorum. Kesinlikle olur. O sadece partnerlik programı yok. Evet. Yani biz hepimiz PUBG Corp olarak sizin ürettiğiniz tüm içerikleri izliyor olacağız, bunları paylaşıyor olacağız, bunlara özel şeyler yapabiliriz, etkinlikler yapabiliriz. Ama böyle bir program adı yok şu anda. Henüz için. Bu da soranlar evet. için yani evet. bunu çok derin araştırmak isteyen bazı yayıncılar var. Onlara ithafen buradan yanıtlıyor Süper. Olalım. Bir gelen, fazla gelen sorulardan bir tanesi de aslında Duo modu. Evet. Duo modu. Solo modu ve squad modu var biliyorsun ki. Evet. Duo ile ilgili
PUBG Lite tarafında nasıl bir plan var? Oyunda var mı? Eklenecek mi? Böyle bir düşünce var mı şu an için? Duo modu ile alakalı. Şu anda zaten bazı oyuncularımız oyunu çoktan oynadığı için çoğu biliyor. Ama şöyle bir şey var, duo modu ile alakalı. Duo modunu getirmeme sebebimiz, ki işte bunu söylemiş oldum, duo modu henüz planlarımız arasında değil. Bunun nedeni de maç eşleştirme hızı ve düzgün bir şekilde maç eşleştirmelerini sağlayabilmek için, aslında size sağlıklı bir maç eşleştirme ortamı sunabilmek için duo modunu henüz getirmiyoruz. Solo ve squad modu olarak iki farklı mod seçeneğinde oynayabilirsiniz. Ben burada şöyle bir yorum getirmek istiyorum aslında. Bir oyuncu olarak söyleyeyim bunu. Bir duo maça girdiğim zaman squad maça kıyasla eğer duom çok iyi değilse, bilmediğim bir duo ile giriyorsam diye aslında başlamak gerekiyor cümle ama duom eğer çok başarılı duom güzel bir maç çıkartamıyorsa ya da oyundan çıktıysa doğal olarak ikiye karşı tek kalıyorum rakiplerime karşı ama squad'da belki bu biraz daha tolere edilebilir. En azından bir oyuncunun olmaması 3 kişiyle biraz daha idare edebileceğim anlamına Yani geliyor. sevgililer için çok tatlı bence duo. Olabilir. Ama squad bence de keyfi bir başka oluyor. Evet. Peki Sanhok haritasından bahsedelim. Tabii ki. Haritalarımız biz bir önceki yayında aslında sormuştum yine ben sana. Evet. Hangi haritalarla başlayacağız diye Burada da böyle bir başlamıştım. mousepad'imiz var. Güzelmiş yalnız mousepad'i. Teşekkürler. Mousepad'imize ithafen o zaman sorayım. Sanhok haritası ile ilgili nasıl bir plan var? Sanhok haritası çıkacak mı? Erengel ve Miramar'la mı başlayacağız? Nasıl devam ediyoruz? Var mı bir tüyo? Beklemede kalın. Beklemede kalalım. Bu kadar diyelim. Peki. Diğer konuya geçeyim. Bunu PUBG mobil oyuncuların aslında çok fazla ilgi çektiğini biliyoruz. Diğer bazı farklı oyunlarda olduğu gibi. Zombi modu olacak mı diye soracak olursam sana. Zombi modu PUBG Lite'a eklenecek mi? Hayır. Hiç mi eklenmeyecek? Bana gelen bilgiler bu doğrultuda şu an. Hayır, Peki. eklenmeyecek. Peki. Bir diğer soruya geçeyim. Soruları hızlı geçiyorum. Çok fazla soru olduğunu biliyorum. Evet. Canlıdan Ve en sorulara çok bakmak beklenen istiyorum. soruya yaklaşıyoruz. Evet, onun da farkındayım. Onun öncesini biraz daha bekleteceğiz oyuncularımız ama Steam tarafından biraz bahsedeyim. Steam'de biliyorsun oyun içinde, daha doğrusu Steam'in altyapısı gereği bir market denilen bir sistem var. Markette insanlar, oyuncular kazandıkları ürünleri, kasaları, anahtarları vesaire bunları başka bir kullanıcıya aslında satabiliyorlar. Bir pazar var, pazar yeri Evet. var. Oyun içi takasların olduğu ya da sahip olduğum, kazandığım bir ürünü PUBG Lite'da başka bir oyuncuya satabilecek miyim, takas edebilecek miyim? Böyle bir projemiz var mı peki? Şimdilik böyle bir durum yok. Ama ileride olursa bunun mutlaka duyurusunu sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden yapıyor oluruz. Bunun için oyunculardan eğer gelecekse, eğer böyle bir şey istiyorlarsa bence Yani yorumda aslında belirtebilirler ne kadar kesinlikle çok şöyle, istediklerini. biz tamamen oyuncularımızın ne hissettiği, ne düşündüğü, sizlerin geri bildirimi bizim için o kadar değerli ki biz bunları gün ve gün takip ediyoruz. Hepsi raporlanıyor ve buna göre aksiyon alınıyor. Dolayısıyla ya şimdilik planlarımız da yok çünkü belli bir önceliğimiz var. Size sunmak istediğimiz belli bir kalite var aslında. Dolayısıyla hani şimdilik yok fakat gelecekte olabilir. Ama şu an yok bunun Evet. cevabı. PUBG aslında PUBG yapan şey de bu diye Kesinlikle biliyorum. bence Çünkü de. her şeyin belirli bir sırası var. En Evet. başta haritalar bir anda 5 haritayla da çıkılabilirdi belki ama Evet. sırayla çıkıyor. Belirli özellikler daha sonra ekleniyor. Her şeyin bir Ya bir programı oyuna olması. çünkü 100 Evet. kişi giriyor. Evet. Diğer oyunlar gibi değil. Yani çok farklı bir deneyim sunması Farklı bir gerekiyor. dinamik var, farklı Öyle, beklentiler aynen. var. Oyuncuların da izleyicilerimiz de farklı istekleri olduğunu biliyoruz. Ama ne kadar takas olayının bence Türkiye'de çok popüler olacağını düşünüyorum. İstek olup olmayacağını Ben da de. yorumlarda bize göstersinler bakalım ne kadar istiyorlar bir görelim. Yayından Kesinlikle. sonra birlikte bakalım. Kesinlikle. Yine web sitesinden konu açılmışken aslında bunu en başta soracaktım ama kayıt sırasında normalde bizim indir seçeneğimiz pasif durumda. Bunun sebebini bizimle paylaşabilir misin? Neden böyle bir durum Şu an var? oyun çıkmadığı için pasif durumda, bu da çok soruluyor. Oyunun çıkmasına az bir süre kala açılacak ve oyununuzu yükleyebileceksiniz. Evet. Türkçe dil seçeneğiyle Peki ne şu zaman an. yükleyebileceğiz? Asıl soruya gelelim mi? İster misin? Tamam, çıkış tarihini söylüyoruz. Biraz tahmin alalım Ve mı yorumlarda? Gerçi yorumlarımız biraz herkes gecikmeli geliyor biliyor ama. zaten. Belki erteleriz onu. Kimse bilmiyor ama. Sürpriz yapabilir Sizce miyiz? ne zaman çıkacak? O zaman Evet. soralım. Soralım. Hemen Biraz bakıyorum şu bekleyelim. an. Evet. Biraz gecikmeli gelecek chat'te mesajlar. Bakıyorum. Şu an bizi izleyenler neye bakıyor diye düşünüyorum. Evet. Tarih bekliyoruz aslında.
biri yazdı hayır. Peki sen evet. söyle istersen onları beklerken. Tamam biliyorlar. Zaten bilenler çıkıyor çünkü ben görmeye başladım. Evet 23 Mayıs. 23 Mayıs. 23 Mayıs Perşembe. O çok yakın değil mi? Çok yakın. Bu Perşembe değil mi? Önümüzdeki Perşembe 6 gün o. sonra. 6 gün sonra. Bugün de saymazsan 5 gün. 6 değil mi? Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 17'si. 17. Bu erken saatte açılacağını ben az çok tahmin evet. ediyorum. Bakımları erken saat yaptığımız için. Zaten duyuruyor olacağız. Bakın biter bitmez sosyal medya hesaplarımızdan hurra diye bir şey paylaşabiliriz. 23 Mayıs Perşembe günü. Süper. Tamamen Türkiye'ye özel PUBG Lite çıkıyor. Türkçe. Türkçe. Türkiye oyuncularına özel. Dükkanda da Türkiye'ye ait özel içerikler, özel içerikler bahsetmiştin bulabilirsiniz. Aslında bundan. Evet, bundan bahsetmiştin ama çok fazla tüyo vermeyin. Bir sonraki yayınımıza da saklayalım. Çünkü farklı oyun içerisinde etkinlikler de olacak diyebiliyorum. Evet. Şu anda çok bahsetmeyeceğim. Ya sizlere özel çok güzel şeyler tasarladık. Üstüne çalışmaya devam ediyoruz. Daha henüz çok yeni çıktı. Ama heyecanlıyız. Sizler kadar biz de heyecanlıyız. 23 Mayıs'ta ilk deneyimlerinizi evet. bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz. 23'ü için gün sayıyoruz o zaman artık evet. diyelim. Ve bunlar dışında eklemek istediğim şey var mı Begüm? Şöyle şunu ekleyeyim. İki tane biliyorsunuz ilk bahsettiğimiz ödül kaldı aslında. Hangisi? Kilidini açmamız gereken. Ha, evet hatırladım. Ön kayıt olun şu ödülleri alalım. Ben de almak istiyorum bu ödülleri. 150 ben de oynamak geçtiysek istiyorum. Aslında 150 bine geçtiysek. 300 bine çok 300 bine az, kaldı, az bence. Kaldı. Bence bu hafta sonu bir hareket olur diye tahmin ediyorum. 500 bini istiyorum ben. 500 bin, çok iyi. 23'ü için erişilebilir bir rakam. Çünkü 300 bine çok yakınız. 300 bin evet. de hafta sonu olabilir mi bilmiyorum ama hafta sonu açılacak olursa bence Perşembe gününe kadar. 300 bin ödüllerini alırız ama hı-hı. 500 bin için arkadaşlarınızı etiketleyin. Nasıl etiketleyebiliriz peki? Ne yazmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Arkadaşlarını etiketleyecekler. Et yapıp arkadaşının adını yazacaklar. Bir Ahmet, de hashtag Mehmet. Ekleyelim mi sonuna? Ve herkese PUBG Lite hashtagimizi de ekleyebilirsiniz. Evet. sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Ekrana geliyor zaten. Facebook slash. Evet. Zaten bizi Facebook'tan izliyor arkadaşlar ama Twitter hesabımız ve yakın zamanda duracağımız Instagram hesabımız Instagram olacak. Instagram hesabımız aktif aslında hı-hı. ama ekrana getirmedik bir sonraki ekrana yayında. Da getirmedik. O evet. da Twitter'la aynı şekilde PUBG Lite alttan çizgi tur. Hı-hı. Mutlaka takip edin. Arkadaşlarınızı etiketleyin. Ön kayıt olmadılarsa bu ödülleri kaçırmayalım. 23'ünde de tamamen bize özgü bir sunucuda squadımızla chicken girmek dinner için kovalayacağız tam anlamıyla. Çorba parası da olabilir. Chicken dinner ya da çorba parası. Ben çorba parası diyorum. Ben chicken dinner'cıyım. Seviyorum ben. Tavuk ben yemeği. Ben de çorba seviyorum. Evet neyse Ramazan'dayken çok fazla uzatmadan evet. Bütün izleyen arkadaşlar gelen birçok soru olduğunu görüyoruz. Herkese çok teşekkür ederim tekrar. Evet tekrar yayınımız olabilir. Aynı zamanda takipte kalın. Merak ettiğiniz diğer soruların cevaplarını takipte kalarak sosyal medyadan öğrenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum Begüm. Takip etmeye devam edin. Ben Akıl 23'ünde Sormazlar. Görüşürüz. Ben Begüm. De Begüm. Çok tekrar memnun oldum. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Herkese buradan selamlar. 23'ün az kaldı. 23'ünden önce bir yayınımız daha olabilir. Bizi takipte kalın. Sorularınız için yine aynı şekilde Facebook'tan sorularınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Hı-hı. Daha uzun bir yayınımız olur diye tahmin ediyorum. Onunla birlikte gelecek olan sorular için de daha fazla zaman ayırabiliriz. Hı-hı. Ama zaten 23'e çok bir şey kalmadı diyorum. Bazı evet. oyuncularımızın bizzat size soracağımızı ben oyuna girerim. Kendim bakarım diyecek diyebilirler diye düşünüyorum. Girebilirler tabii ki. Tabii ki girebilirler. 23'ünde. Sıkıntı yok ama birlikte 23'ünde güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum her türlü. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz teşekkürler. İçin. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.